Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yerli yapım oyunları tanıtıyorum. İşte hani amatörce yapılmış ya da profesyonelce yapılmış fark etmiyor. Sonuçta bizden birilerinin yaptığı oyunları tanıtacağım. Bu hafta sizden iki oyun aldım. Daha doğrusu alalı iki haftayı geçti. O iki oyunu birlikte tanıtacağım. Çünkü kısa kısa bahsedeceğim. Oyunlar arasında fazla bir fikrim yok. İlk olarak Cubase isimli oyun tanıtacağım. Cubase Google Play'de var. Android'de var şu anda. Bir de Amazon'da var. O Kindle'lar falan var. Herhalde onlara konuluyor. Bilmiyorum. Amazon'da ilk defa bir oyun gördüm bu arada. Ondan da helal olsun diyelim. iOS'ta yok, Windows Phone'da yok. Şöyle bakalım başlayalım. Oyunda şu zımbırtılar aynı renk olacak, o şekilde geliyor. Karakterlerin tipleri, gözlerin bakışları falan, arka plana geçenler, şunlar. Benim hoşuma gitti lan. Ha, mavi ol. Böyle aynı renge getirmeye çalışıyorsunuz. O şekilde oynuyorsunuz. Bence eğlenceli bir oyun. Beğendim yani. Beğenmediklerimi zaten tanıtmıyorum. Bu arada bir ricam var sizden. Hani... Anan... Neyse. Bu arada bir ricam daha var. Şimdi arkadaşlar hani hazır oyunlar satılıyor. Bunu ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Alıyorsunuz oyunları 3-5 yerini değiştiriyorsunuz. Ondan sonra diyorsun, abi bu oyunu ben yaptım. O tarz oyunları tanıtmıyorum ben. Hani ondan sonra bana atar yapmayın. Hani böyle işte adamlar baştan yaratmış gördüğünüz gibi. Sesleri güzel, özgün. Gelen kişiler güzel. Böyle, bu tarz oyunlar olunca tanıtıyorum. Ana, lan yanlışlıkla dokundum ya. Ondan sonra abi biz sana oyun gönderdik tanıtmanın oluyor. Sizin yakaladığınız fare kadar benim kedi s**mişliğim var. Onu da bilin, ona göre oyun gönderin bana. Hani böyle özgün oyun, güzel oyun olursa son anda götü kurtardım ha. Tanıtırım yani, sıkıntı yok. Biz diğer oyunumuza geçelim. Şimdi şöyle 2-3 oyunu birden artık toplayıp toplayıp böyle tanıtıyorum. Toptan bir tanıtım olsun diye. Cubase isimli oyunu indirip destek verebilirsiniz. Zaten ücretsiz bir oyun. Türk yapımı bir oyun. Vereceğiniz yıldız beni ilgilendirmez ama yapacağınız yorumda teknoloji yatıran adam sayesinde tanıştım derseniz ben bu yorumları arada bir okuyorum. Merak ediyorum. Bakıyorum tanıttığım oyun kaç kişiye gitmiş falan diye. Beni de reklamımı yapın arada bir. Öyle bir şey yaparsanız kıyak geçersiniz bana. Makbule geçer. Onları da okurum. Diğer oyuna geçelim. Şimdi diğer oyun Gray and Green diye geçiyor. Şöyle yan oyunu. Unity'de yapmış gördüğünüz gibi. Türkçe ve İngilizce. Yani Gray ve Green. Gri ve yeşil. Türkçesi de aynı şekilde bulunabiliyor. Bu da sadece Android Market'te var. Şimdi arkadaşlar iOS'ta niye olmuyor falan. iOS'ta biraz daha zor. Test cihazı lazım bilmem ne. Hani genelde direkt ilk başta Android'e yapıp koyuyorlar arkadaşlar. Zaten iOS'a koysalar bir 15-20 günde onay süresi bekliyorlar. Bu oyun hakkında aldığım bilgiyi söyleyeyim. Türkçe seslendirmeni tanıtım filmini izle. Şuradan Atatürk'le çıkması ayrı bir saygımızı kazandı. Bu arada ilk başta bir şey söyleyeceğim. Şu hani bak gri ve yeşil. Ne şey var ne iler büyük. Bu Türkçe karakterleri ayarlayın. Onu da belirteyim. Hani hazır font alıp gömeyim. İki tane nokta koyacaksın üstün alttan alt tarafı. O kadar da üşenmeyin. Şimdi bu oyunun grafiklerini 5 sene önce bir yabancı bir arkadaşlar yapmış. İsmini yazmamış arkadaş, maili attılar. Çizmiş işte 5 sene evvel. İlk başta bilgisayar oyunu olarak yapılması planlanıyormuş. Sonra belki de yapılmıştır o zaman. Şimdi de mobile çıkarmışlar. 6 kişilik bir ekip. Çok özgün bir yeni projeyle tanışıyoruz abi dediler. Bu 6 kişilik ekipten 2 kişi bu oyunla uğraşmış ve bir ay boyunca uğraşmışlar ve yapmışlar. Ben biraz oynadım, beğendim açıkçası. Şöyle biraz size de bahsedeyim. Şimdi eğitim kısmı var. İşte karanlık adalar var. Büyücü kalesi var. İsterseniz buradan sıfırlayabiliyorsunuz direkt. Şöyle başlayayım. Ben size oyunun biraz mantığını anlatayım. Gri ve yeşil. Şimdi oyun gri olarak başlıyor. Karakter zıplıyor. Şöyle yönlendirebilirsiniz. Buranı zıplıyor. Mesela şuradan kırmızıyı almamız lazım bizim. Alalım bunu. Gördüğünüz gibi kırmızı renkler geldi. Boing boing zıpla zıplan. Zıpla zıpla zıplamayan yeşil. Yeşil de alalım şuradan. Bakın aldıkça renkler kendine geldi. En sonunda kahverengi alıp buradan şu nokta nokta işaret olan yerde kapıymış. Onu gördük. Ananı avradım. Yandım ya. Bir şey anlatacağım diye. Neyse dur hızlı hızlı yapayım. Oyunu çizen de güzel çizmiş ya. Çocuğun da eline sağlık. Ben beğendim yani. Batmıyor adamın gözünü. Şey yapmıyor. Şu şekilde hallediyoruz işimizi. Şimdi buraya geldik. Hoppa. İşin rengi değişti. Bu arada bunun hikayesi de var. O da ayrı bir artı. Bir de şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hani tamam oyun yapıyorsunuz. Destek veriyoruz. Hani ücretsiz de. Şu reklamın şu üste çıkmasının şu an hiçbir mantığı yok. Bak zaten ben burada alt tarafta oynuyorum. Hani yapanlara da söylüyorum. Şu reklamı kaldırın buradan. Hiçbir arkadaş da buradan buraya long diye tıklamaz. Onu da söyleyeyim. Oyun bittikten sonra reklam koyarsanız hem sizin için daha iyi olur hem de hadi bir zıpla be. Vallahi geçemedim. Hem de böyle kendi yaptığınız oyunu hem sildirmezsiniz. Adamlar sıkılıp siler. Hem de şöyle güzel bir oyun içinde de şu oyun okey reklamı görmek ne derece mantıklı onu bilmiyorum. Ya yaptınız da şu şeyini ben nasıl geçeceğim ya? Neyse dur bakayım şuradan mı gidelim? Kahverengi de buradaymış. Yeşili kaldı değil mi bunun şimdi? Lan düştüm yine koyayım ya. Oğlum bunu nasıl yapıyorsunuz siz ya?
Dur bakayım ya. Başka türlü geçiriyor mu acaba? Anın senin geçmişini ya. Lan yürü. Acaba yeşili en başta mı alacaktık? Biz en başta atlamayıp da s*** mı olaydı? Onu da bilmiyorum. Oğlum biz bu yeşili hiçbir türlü alamıyoruz mu ya? Ha koyayım ya. Gıcık oldum ha. Güzel oyun da sinir oldum. Neyse siz bana söylersiniz nasıl yapıldığını. Dediğim gibi arkadaşlar oyunlar ücretsiz. Sadece Android'de var şimdilik. Yani şu an şu ikisi Android'de var. Şimdi arkadaşlar oyunlar güzel. Hani bu oyunlardan para kazanmaya çalışan insanlar var. Kazanıp daha iyi oyunlar yapacak insanlar da var. Emin olun. Bir Angry Birds oyununu biliyorsunuz zaten. Hayvan gibi aldı yürüdü. Bu tarz oyuna destek verin. Yani indirin. Nasıl olsa ücretsiz. Taş attığınızda kolunuz mu yoruldu? Muhabbeti yapmayacağım size. İndirin. Destek verin. Yıldız verin. Beğenirsiniz beğenmezsiniz orası size kalmış. Zaten karışamam ben ona. Fakat işte yorum kısmına işte web teknoloji geldik. Ne bileyim teknoloji atalan adamdan geldik. Tarzına yazarsanız iyi olur. Ben de görürüm. Hani kendi, benim de reklamımı yaparsınız diye. Ya da bizim de reklamımızı yaparsınız. Bu şekilde de bir katkınız olursa da ayrıca etten ben sevinirim. Beni Web Tekno TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Abone olursanız daha iyi olur. Teknoloji Atar Twitter adresinden bana bu tarz oyunları, ben böyle bir oyun buldum. Bak Türk yapımıymış. Tanıtırsan sevinirim. Ya da yabancı oyun güzeldir. Onları söyleyebilirsiniz. Uygulama da olur. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. O bölümü de geçin bir arada bana gönderin. Hepsini hepsini atın. Ne yapıyorsanız göreyim.